life is better with you in it. Merhaba sevgili sinema severler. 11 Ağustos haftasında tam 11 yeni film vizyonda. Bakalım bizi hangi filmler bekliyor? Sinema Türk vizyonda başlıyor. İlk filmimiz ve haftanın en önemli filmi Koreli yönetmen Chan Wook-Park'ın yönettiği The Handmaiden, Hizmetçi. Japon hegemonyasındaki Güney Kore'de peyda edilen tehlikeli bir planın gölgesindeki tutkulu bir aşk anlatılıyor. Sıradaki filmimiz Antonio Negri'nin yönettiği Baskaza, Overdrive. Clint Eastwood'un oğlu Scott Eastwood'un başrolünde oynadığı film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Aksiyon severler için haftanın önerisi. Girer. O zaman bizi kızdırma. Benim yaptığın işi yap. Sıradaki filmimiz özellikle art house sinema severleri ilgilendiren bir film. Julian Özerfeld'in yönettiği Manifesto, Cate Blanchett'in canlandırdığı 13 aylık karakterle sanat tarihinde yer edinmiş manifestoları odağına alıyor. Özellikle Blanchett'in performansları görülmeye değer. Resonates with inspiration and fuels your imagination. Okay? Deniz, zaman geçiyor artık. Evlilikte işte benim bunları yoluna koymam lazım. Haftanın önemli yerli filmlerinden birine geldi sıra. Alpgiray Uğurlu'nun yönettiği film, aşkı görücü usulü arayan 8 çiftin birbirinden farklı hikayesine odaklanıyor. Anlatımı ise Türkiye'de daha önce denenmemiş bir tarzı barındırıyor. Ben Yunusları çok severim. Gerçekten mi? Evet. Ay ben de bayılırım ya. Ben her gece yattığımda aklımda hep sen varsın. Sen bunu kaç kıza söyledin? Şimdiki filmimiz ise Green'in 50 tonuyla benzerlikler taşıyan Model. Modellik kariyerinde yükselmek için Paris'e gelen Emma ile moda fotoğrafçısı Shane arasındaki saplantılı ilişki filmin konusu. I need to be real bitches on this one. Nikola Yoon'un çok satan romanından uyarlanan Her Şey sıradaki filmimiz. Hastalığı nedeniyle evinde izole bir hayat sürmek zorunda kalan Maddie ile aşık olduğu komşusu Olin'in hikayesi aşk filmi sevenleri salonlara bekliyor. Hoca şehrini neden yok etmek istiyorsunuz? Göstereceğim sana şimdi! Bırakın beni! Sıradaki filmimiz çocuk izleyiciler kadar büyükleri de ilgilendiren sevimli emojiler. Mobil iletişimde çok kullandığımız emojilerin hayatını anlatan film eğlenceli anlar vaat ediyor. İnternet kedilerle doludur. Güzel mi güzel yavru kedilerle. Haftanın yerli komedi ihtiyacını karşılayacak filmi ise Amigos Meksika Hazinesi. Çağatay Özkan'ın yönettiği filmde dört kafadar Meksika'daki bir hazinenin peşine düşüyor. Meksika'nın Mixoya köyünde olan. Siktir bunu. Ne lan? Kuantum fiziğiyle ilgili bir şeyler olmasın? Exakt om 11 Uhr wenn Kortmann zur Toilette geht, veranstaltet Christian Tumult. Haftanın hem komedi hem de suç filmlerini seven izleyicilerine hitap eden filmi ise Çılgın Banka Soygunu. Ünlü yönetmen Wolfgang Petersen imzası taşıyan film, hayatları boyunca biriktirdikleri parayı geri alabilmek için çılgınca bir plana başvuran bir grup adamın hikayesini anlatıyor. Und wir verlassen die Bank mit diesem Ausgang. Ich auf euch warte. Was wollen wir? Um mit euch zu verschwinden. Oh, scheiße Ding ist ausgegangen. Los, die Maschine. We're making history out here. Sıradaki filmimiz ise bilim kurgu sevenleri ilgilendiriyor. Bilim kurgu bölüm 1, Son Savaşçı adlı film, gezegenler arası kontrolü ele geçiren Exor'un yok edici planlarını öğrenen bir grubun mücadelesini anlatıyor. Bu bölümün ilk özel mezarlığını yapmaya karar verdim ve bütün izinleri aldım. Haftanın son filmi ise yine bir yerli yapım. Emre Altun'un başrolünü oynadığı mezarcı, Almanya'da mezarcılık yaparken babasının ölüm haberi üzerine memlekete dönen ejderin başından geçenleri anlatıyor. Film hem komedi hem de dram öğelerini barındırıyor. Böylelikle haftanın filmlerini sizlerle paylaşmış olduk. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Asla olmaz. Karanlıktan korkarım.